Merhaba, ben Muhammed Enes Atik. Doktora tezimi İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği programında tamamlamak üzereyim. Doktora tez başlığım derin öğrenme tabanlı nokta bulutu semantik segmentasyonu. Doktora tez danışmanı Profesör Doktor Zayide Duran'dır. Bu tez kapsamında lider nokta bulutlarının derin öğrenmeye dayalı etkin ve yüksek doğruluklu semantik segmentasyonuna yönelik yaklaşımlar sunulmuştur. Özellikle nokta bulutlarının 3 boyutlu yapısından faydalanılarak hesaplanan geometrik özellikler kullanılmıştır. Böylece hem mevcut derin öğrenme alanının performansları iyileştirilmiş hem de yeni bir derin öğrenme yaklaşımı sunulmuştur. Derin öğrenme yaklaşımları ele alınırken otonom sürüş gereklilikleri göz önüne alındığı için mobil lidar nokta bulutlarına odaklanılmıştır. Tezin özgün değeri göz önüne alındığında yeni bir derin öğrenme içermesi, ayrıca mevcut derin öğrenme ağlarının nokta bulutu semantik segmentasyon performanslarının iyileştirilmesine yönelik yaklaşımların sunulması ön plana çıkmaktadır. Bu tez kapsamında projeksiyon temelli derin öğrenmeye dayalı bir nokta bulutu semantik segmentasyonu yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntem popüler iki boyutlu semantik segmentasyon algoritmaları SegNet ve UNet'in entegrasyonu ile oluşturulmuştur. Bu model SegUnet 3D olarak adlandırılmıştır. Nokta bulutları küresel projeksiyon kullanılarak iki boyutlu görüntüler haline getirilmektedir. Ardından SegUnet 3D yöntemine bu görüntüler girdi olarak verilmektedir. Böylece nokta bulutlarının etkin ve yüksek doğruluklu semantik segmentasyonu sağlanmıştır. Ayrıca literatürde çalışmalar genellikle kent alanları üzerine yoğunlaşırken tezde kırsal alanda üretilmiş veri seti de kullanılmıştır. Böylece farklı topografyalarda algoritmanın test edilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan tez kapsamında mevcut derin öğrenme ağlarının nokta bulutu semantik segmentasyon performansları geometrik özellikler kullanılarak iyileştirilmiştir. Bütün geometrik özellikler aynı etkiye sahip olmayabilir. Bundan dolayı en uygun özellikleri seçmek algoritma performanslarını iyileştirebilir. Özellik seçimi için filtre tabanlı özellik seçim algoritmaları kullanılmıştır. Bu algoritmalar Information Gain, Chi-Square ve ReliefF'tir. Nokta bulutu semantik segmentasyonu için doğrudan nokta bulutunu kullanan RoundNet ve SuperPoint Graph seçilmiştir. Deneyler 3 farklı mobil lidar veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Önerilen SegUnet 3D algoritmasının performansı incelendiğinde literatürdeki mevcut projeksiyon temelli semantik segmentasyon algoritmalarına karşı bir üstünlüğü olduğu ortaya konulmuştur. Bu durum hem kentsel alanları içeren semantik POS veri seti için hem de kırsal alanları içeren ReLIS 3D veri seti için geçerlidir. Mevcut derin öğrenme yaklaşımların performanslarını iyileştirmeye yönelik çalışmada ise filtre tabanlı özellik algoritmaları kullanılarak geometrik özellikler önem derecelerine göre sıralanmıştır. Ardından belirli sınır değerleri kullanılarak en etkin özellikler seçilmiştir. Sonuçları incelediğimizde Toronto 3D veri seti için Chi-Square ile seçilen özelliklerle en yüksek doğruluk elde edilmiştir. Her iki RadNet ve SuperPoint Graph yöntemi için SysTK STMLS veri seti için Information Gain yöntemiyle seçilen özelliklerde en yüksek doğruluk elde edilmiştir. Paris Scala 3D veri setinde ise Information Gain ve ReliefF yöntemlerle seçilen özelliklerle en yüksek doğruluklar elde edilmiştir. Böylece özellik seçiminin nokta bulutu semantik segmentasyonu uygulamalarında derin öğrenme yaklaşımlarının performanslarını iyileştirdiği ortaya konulmuştur. Tez kapsamında 5 SCI makale yayınlanmıştır. Bunun yanında bir ulusal makale yayınlanmıştır. Ayrıca 6 adet uluslararası bildiri çeşitli konferanslarda sunulmuştur. Tezin patent ve ticari çıktı potansiyelleri incelendiğinde nokta bulutlarının artan kullanım alanlarıyla beraber tezde sunulan yaklaşımların etkisinin artacağı öngörülmektedir. Bununla beraber otonom araçların çevreyi algılaması yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu altı haritaların oluşturulması için yine tezdeki yaklaşımlar kullanılabilir. Mobil nokta
bulutlarındaki hareketli nesnelerinden kaynaklı gürültülerin giderilmesinde yine derin öğrenme tabanlı nokta bulutu semantik segmentasyonu kullanılabilir. Ayrıca farklı sensörlerden elde edilen nokta bulutlarında yine sunulan yaklaşımlar uygulanabilir. Bununla beraber 3 boyutlu kadastro çalışmaları ve 3 boyutlu kent modellerinde de yine test kapsamında sunulan çalışmalar kullanılabilir. Teşekkür ederim.